Sevgili izleyiciler, Halk TV ekranlarında Mercek'le yeniden bu hafta da karşınızdayız. Siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mercek altına alacağız. Dosyalarımız bu hafta da çok fazla. Tüm bir haftanın haberlerini Ümit Dileli ile birlikte değerlendireceğiz. Neler yaşanmıştı geride bıraktığımız haftada? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmişti. Hemen ardından yapılan seçimde yerine Mevlüt Uysal gelmişti. Mevlüt Uysal kimdir? Satır arasında ne var, bilinmeyen gerçekler neler? Bu programda bunlara değineceğiz. Hemen ardından Irak'taki sıcak gelişmeler devam ediyor. Barzani referandumunun ardından dünyadaki yankıları neler, Türkiye'de neler oluyor, Türkiye'yi neler bekliyor, nasıl bir tehdit içindeyiz? Tüm bunları masaya yatıracağız. Ve sonraki dosyamız zamlarla ilgili, bu hafta oldukça gündemi meşgul etti. Çünkü zamlar ziyadesiyle göz doldurucu, cep yakıcı zamlardı. Bunları konuşacağız ve daha pek çok konumuz var, değil mi Ümit Sileli? Merhaba. Bu arada bu ülkenin aydınlık, yiğit, yurtsever insanlara da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Mercek'ten. Evet, mercek altına alınacak bayağı şey var evet, aslında. Evet, hayli konumuz var bu akşam. Sığdırabilecek miyiz? Sığdırmaya çalışacağız ama gerçekleri de konuşmamız lazım. Kesinlikle. Buradan yani, bu ekranlardan sevgili izleyicilerimize aktarmamız gerekiyor. Aynen öyle. O sözü vererek başladık zaten. Evet. O yüzden hemen başlayalım. Önce şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifa ettirilmesi, pardon istifası mı demem gerekiyordu bilmiyorum. Hepsi kabulümüz. Hepsi kabulümüz. İstifa etti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Birkaç gün geçti üstünden bu defa. Düzce Belediye Başkanı istifa etti. Düzce Belediye Başkanı'nı hepimiz kimdi? Hatırlayacağız. Kimdi? Hatırlayalım Keleş. Onu. Keleş. Ne Keleş? Bir şey Keleş. Güzel. Dur ben hemen şuradan söyleyeceğim size. Benim de aklıma sosyal geldi. Sosyal medyada makam aracı olan Passat'ı beğenmeyip Mercedes ya da Audi isterim diye tutturan belediye başkanı olarak ilk tarihe geçişi. Damadı sonra FETÖ'den tutuklandı. Evet. Sonra daha da önemlisi Mehmet Keleş bu arada. Daha da önemlisi adalet yürüyüşü sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, halk oradan geçerken yola artık biz terbiyesizlik etmeyelim, gübre diyelim bunun adına. Dinlenme alanına yakın bir yerde. Yakın bir yerde müthiş koku saçan bir şey oraya serdirmesiyle de gündeme geldi ve son tahlilde de istifa ettiğini belirtip görevden çekildi. Çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal getirildi. Daha doğrusu %79 AKP'li belediye meclisinin oyuyla oraya seçildi. Seçildi ancak tabii şeyler bitmedi. Sansasyonlar bitmedi. Sansasyonlar, hani eskiler tevzirat der ya, dedikodular vesaire, bunlar bitmedi. Şimdi kimdir Mevlüt Uysal diye biz şöyle bir baktık, etrafımıza sorduk, kaynaklarımıza baktık, arşive baktık. Çok öne çıkan çarpıcı şeyler var, onlardan bahsedelim. Senin de önünde var herhalde. Evet. Öncelikle Sivas katliamı. Bu 2 Temmuz 1993'te son derece barbarca, alçakça ve haince öldürülen 35 insanımızın katili olan kişilerin avukatlığını yapan AKP'den 8 milletvekili vardı. Evet. Onlardan biri de Mevlüt Uysal'dı. Mevlüt Uysal daha sonra AKP milletvekilinden ayrıldı ve Başakşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi. Şimdi benim önümde bazı şeyler var. Burada nezaketiyle de tanınan bir başkan öyle aslında mi? Tabii. Nasıl yani? Şöyle bir olay gelişiyor ve bir hayvanseverin biri yanında bir televizyon muhabiriyle birlikte başkanı arıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde. O da kendisine beni bu saatte aramaya utanmıyor musunuz diye. Böyle bir şey yüzünden. Evet, böyle bir şey yüzünden aramaya utanmıyor musunuz cevabını veriyor. Bu herhalde nezaket içeren bir cümle diye. Valla nezaket hangi açıdan bakıldığına nezaket hangi açıdan bakıldığına bağlı. Bu arada çok sayıda köpek de zehirlenerek öldürülüyor. Evet, maalesef. Yani kısırlaştır, aşılarını yaptır, onlara barınaklar yap. Çünkü can candır. Ama öyle bakmadığı kesin.
Tabii cana nasıl bakıldığı önemli. İnsanlar sadece, özellikle bu mentalitedeki insanlar, sadece yaşam varlığının insana ait olduğunu dünya yüzünde düşündükleri için bu konuda ilgide maalesef eksik kalıyorlar. Kalıyor tabii. Yine kamu arazilerini TÜRGEV'e böyle bir iddia var. Evet. Peşkeş çektiği iddiaları var. Bununla da ilgili iddialar var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la kızı Esra Albayrak'ın yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı TÜRGEV satılmışı. Başakşehir'de kurulan İbni Haldun Vakıf Üniversitesi'nin arazisini 3 milyon liraya 30 yılına tahsis ettiği görülüyor Mevlüt Uysal'ın. Belediyenin yani, Başakşehir Belediyesi'nin. Başakşehir'deki 779 dönüm arazi için 2015'in Şubat ayında TÜRGEV'in eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu amacıyla kullanması için irtifak hakkı tesisi talep edildi. Bu 3 milyon liraya verilen arazinin bedel tespiti raporunda değerinin 606 milyon 650 bin 294 lira olduğu kaydedildi. Bu şu anlama geliyor sevgili izleyiciler. 606,5 milyonluk bir araziyi TÜRGEV'e Mevlüt Uysal 3 milyon liraya tahsis etmiş oluyor. Hani şimdi bu lafı söylemek istiyorum. 3 milyon lira, 606,5 milyon lira nere? Altının iki kere çizilmesi gereken bir rakam. Artık bu da çok dikkat çekici. Altı üstü neresi olursa olsun onun çizilmesi gerekiyor gerçekten. Yine başka bir iddia daha var. Mevlüt Uysal'ın Fethullah Gülen cemaatine yardım ve yataklıktan suçlandığı iddiası var. Ve Uysal'ın en önemli bürokratlarından biri, yani Başakşehir İnşaat AŞ'nin genel müdürü de şu anda FETÖ'den tutuklu. Dahası var. Ve FETÖ'ye finans sağlamakla. Evet. Başka bir şey daha var. Nedeniyle 6 yıl hapse mahkum olmuş. Bunu da buradan söyleyelim. İnşaat AŞ, yani Başakşehir İnşaat AŞ'nin, ki bu Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakidir. Bunlar böyle kendilerine laf gelmesin diye önlere şirketler kurarlar. O şirketlerden bir tanesi bu. Başakşehir İnşaat AŞ'nin genel müdürü Fatih Cengiz 23 Şubat 2006'da gözaltına alınmış. 3 Temmuz 2017'de FETÖ'ye finans sağlama suçu nedeniyle 6 yıl hapse mahkum olmuştu. Yine bitmedi. daha var. Yine mi bitmedi? Evet. Uysal'ın avukatlarından biri. Evet. O da FETÖ irtibatı nedeniyle suçlanıyor. Enteresan şöyle. AKP'li Başakşehir Belediyesi'ne yüksek ücretlerle hukuk hizmeti veren avukat İrfan Öge. Bu kişi cemaat kuruluşlarıyla şüpheli para trafiği yaptığı iddia edilen bir kişi. Ama başka bir özelliği daha var. Bu İrfan Öge aynı zamanda Gülen'in Amerika'da, hani bu 44 dönümlük mü kaç dönümlük işte 134 dönümlük mü şaşırdım şimdi rakamı. O arazinin, yani çiftlik diyorlar bunu, o çiftliğin parasını ödeyen Katırcı ailesinin de avukatı çıkıyor. Yani şeyli ilişkiler. Ne derler? Girift ilişkiler. Alengirli girift ilişkiler. Aynen öyle. Bunun dışında daha çok şey var tabii de. AKP yakınlığıyla bilinen bir İstanbul Times diye bir şey var. Gazete, şey gazetesi, ne derler? Yerel gazete. Yerel gazete. Onun yazarı Hüseyin Çetiner var. Onun önemli iddiaları var. Mevlüt Uysal'ı 8 yıldır yakından takip ettiğini belirtiyor bu Hüseyin Çetiner ve AKP'ye büyük zararlar vereceği eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi olması halinde bunları anlatıyor. Ve ardından da Mevlüt Uysal'ı nasıl tanımlıyor? Hüseyin Çetiner'in ağzından söylüyorum bunu şu anda. Mevlüt Uysal denince benim aklıma ne geliyor dedikten sonra sıralıyor. Kindar, hoşgörüsüz, her şeyi ben bilirim havasında, adap edep eksikliği olan, hitabı sıfır. Ben tanımıyorum Mevlüt Uysal'ı, bunları bilmiyorum ama bunları çok yakından bildiğini iddia eden bir yerel... Evet, iddia bunlar şey. Tabii. Evet, insanlara tepeden bak ve daha niceleri. Evet, bunun dışında zaman içinde göreceğiz bunları. bakalım şimdi. Yeter zaten. Daha neye bakacağız? Evet. Bunun gibi bir sürü iddialar da var hakkında. Yalnız da ben burada şunu söylemem gerekiyor. Bir iddiaya göre de aslında başka birisini. Bu arada bakacağız dediğim bu beyefendinin yazdığı iddialarla ilgili. Şimdi pek çok konuda pek çok iddia var. Mali iddialar var. Usulsüz yapılan işler var. Ama hitap, hoşgörü, adap vesaire, bunları
bilmiyoruz çünkü tanımıyoruz değil mi? Tanımıyoruz. Aynen öyle. Şimdi tabii bir de şöyle bir durum var. Mevlüt Uysal acaba gerçekten 2019 ya da geriye alınırsa 2018 yani yapılacak olan yerel seçimlerde, önümüzdeki yerel seçimlerde gerçekten aday gösterilecek mi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı yoksa bir ara dönemin adamı mı? Evet, bir ara formül olarak bir ara kondu. Formül, bravo. Çünkü başka şeylerde... Nasıl görüyorsunuz peki bunu? Ben ara adam olarak kalacağı düşüncesindeyim. Çünkü oraya daha dikkat çeken, daha tanınan birileri lazım ve bu birilerin başında da Binali Yıldırım geliyor zaten. Hı hı. Yani Binali Yıldırım, İnali Yıldırım. Yani böyle bir şey vardı. Nerede görev verilirse orada hiç şey yapmadan gidip görevini yerine getiren bir şey. En son biliyorsun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama şimdi bu demin saydığımız özellikler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için uygun özellikler gibi geldi bana. Yani eğer tabii bir önceki istifa eden belediye başkanını şey alırsan hiç farklı yönlere götürmüyor bizi. Doğru, haklısın. Şimdi biz istifa eden belediye başkanı için, Sayın Kadir Topbaş için neden istifa ettiği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Gazeteciler olarak biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kamuoyu da bilmiyor. Böyle bir konuya aracılık edemiyoruz bilmediğimiz için. Fakat neden istifa ettiğini bilmiyoruz ama bundan sonra ne yapacağını biliyoruz. O konuyla ilgili bilgimiz var. Efendim Sayın Topbaş kendini İslamiyet'e adayacakmış bundan sonra. Allah, bugüne kadar yapmamış mı öyle bir şey? Şimdi yeni mi başlayacakmış? Şimdi o sorun değil. Bugüne kadar yapmış olması, bundan sonra yapacak olması elbet bu kendi özel tavrıdır, tercihidir vesaire ama bence ondan önce yapması gereken bir şey var. İstanbul nasıl bu hale geldi? Bence o zaman kendisini İslamiyet'e adaması. İstanbul'a adadım demişti, ne hale geldi? Şimdi zor bir sorum oldu bu. Zor bir sorum oldu bence. Tabii çok ne derler adına, iyi bir gidiş olmadı. Onun açısından. Onun öncesinde işte damadı, kızı ile ilgili bir yığın şeyler vardı. İşte o tutuklandı, etti vesaire vesaire. Ama Kadir Topbaş geldiği gümbürtüyle gitmedi. Evet. Yani böyle gözden çıkarılmış olduğu çok açık biçimde gitti. Şimdi başka belediye başkanlarından bahsediliyor biliyorsun. Bunların başında da Melih Gökçek geliyor. Hatta biraz önce Melih Gökçek'i haberlerde seyrettik. Otomobilciler üzerinden herhalde evet. Otomobilciler minibüsçüler, minibüsçüler derneğinde konuşma yapıyor. Minibüsçüler derneği üzerinden kardeşlik bağlarımızı zedelemeyelim, yapmayalım falan diye böyle konuşması kulağıma çarptı. Daha önce de burun kanamasına ilgili hastaneye yatırılmıştı tam bu açıklamalar yapılmadan önce. Sonra ayetler meselesi gündeme geldi. Evet, iki gündür Sayın Gökçek ayetlerle Twitter'dan mesajlar yazıyor. Acaba o da mı Sayın Topbaş gibi kendini İslamiyet'e adayacak? Onun mesajları olabilir mi artık, Sayın Zileli? Olabilir, olabilir. Müminler çünkü ancak kardeştirler. Aslında birbirleriyle de çok örtüşen şeyler bunlar. Hucurat. Bugün evet, Hucurat suresi. Müminin ayeti olarak vermiş onu. Müminler ancak kardeştirler. Nedense hep iş zora düşünce, başına bir şey gelme olasılığı çok artınca... Ondan sonra bunun gibi şeyler de geliyor aklına, ayetler insanların nedense. Tabii bir normalde de mesela insanlar kardeştir, birliktir. Niye öyle yapıyorsunuz? Bakın ne güzel kardeşiz falan. Bunlar yok. Ama ne zaman bir bela geliyor, ufukta görülürse o zaman bir anda bu ayetleri, bu dinin bu güzel anlatılarını hatırlayıveriyorlar. Şimdi ben buna üzülüyorum ya. Yani bu üzülecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Keşke görevdeyken o İslamiyet'in güzel ahlakını, adiliyetini vesairesini falan benimseyerek yapsalardı da. Olmuyor demek. Olmuyor mu? Bazı insanlar var. Mesela direksiyon direksiyon kullanırken sakız çiğneyemez. Ne bileyim ben, yürürken başka bir şey yapamaz ya. Öyle insanlar da var tabii. Yani bunlar demek ki yeri geldiği şekilde bu gibi şeyleri yapıyorlarmış gibi görünüyorlar. Belki de bilmiyoruz artık. Ya da. Tanımadığımız için o kadar. Evet, ama dediğim gibi daha bir tırpan çalışmaya devam ediyor. Evet. Ve bu tırpan o çalışmasını tabii sürdürecek. Buralara yani nasıl gelin diye gelirsek eğer
Sayın Erdoğan'ın malum açıklaması, metal yorgunluğu diye parti içinde adlandırdığı bir ifadesi var. İşte o metal yorgunluğun sonucu bunlardı. Dünkü konuşması da aslında son derece açıktı. Yani söylediği şey son derece netti aslında. Şu anda öyle bir şey yok ama bir de olmayacak demek değildir. Ne demektir? Ne demektir? Her an olabilir. Her an olabilir demektir. Bravo. Bir dinleyelim o ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Melih Gökçek aralarında bulunduğu bazı belediye başkanlarının istifa edeceğine dair iddialar dolaşıyor. Bunlarla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Partimizin bütün kurumları birlikte herhangi bizim bu belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok ama bundan sonra da olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişim dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız. Ve o metal yorgunluğu dediğim konu bütün bunları kapsayan bir konuydu. Ve bu noktada da çok daha diri, dinamik, güçlü bir yapıyla inşallah seçimlere hazırlanabileceğiz. Evet, sayın. Evet, lütfen. Gidiyorsunuz kardeşim diyor. Yani gidicisiniz. Zamanı geldiği zaman, zaman öyle bir şey var. Şimdi tam hatırlayamadım. Zaman geldiğinde gidiyorsunuz. Yani bu son derece açık. Hiç öyle tırmalamayı, bilmem neyi, direnmeyi vesaire düşünmeyin. Zamanı geldiğinde herkes gidecek. Bunu söylüyorum. Çok öyle açık. Ya da böyle. Yani sen başka türlü mü algıladın? Hayır, başka türlü algılamadım. Evet, ha, belki ama muhatap olanlar başka türlü algılama peşinde olabilirler ama maalesef böyle bir şey yok. Evet, aslında çok açık ve net ifadeleri. Tabii bütün, yani öncelikle 5 büyük şehirden bahsediliyor ve Sayın Erdoğan'ın da 2 Şubat ya da 5 Şubat, 2 Şubat'a kadar süre verdiğini istifaları ile ilgili böyle bir bilgi var, duyum bilgi var elimizde. Yani ilerleyen günler ne gösterecek ama kamuoyu sürekli bu konuların üzerinde olduğu için. Şimdi buradan anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı bu tür insanları artık safra olarak görüyor. Yani mutlaka yükselmek için atılması gereken vardır ya, mesela işte şey ne derler, balon yükselirken eğer aşağı doğru çekilirse safralar atır, balon yükselmeye devam eder. Safra diyoruz yani ağırlıklar. Ağırlık diyorum, safra derken ağırlık kastediyoruz. Siz başka bir şey mi anladınız? Hayır efendim. O yüzden izleyicilerimiz de belki anlamayanlar olmuştur diye. O yüzden bu arkadaşlar gidici. Gidici ama arka tarafta hangi pazarlıklar döner, ne olur ne biter. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye mutlaka çalışsın. Öğrenemeyeceğimiz şeyler mutlaka olacaktır. Ancak bizim gördüğümüz şey, bilet kesilmiş. Artık tek yön mü kesilmiş, gidiş dönüş mü kesilmiş? Bilmiyoruz. Efendim, hangi tarihle kesilmiş, bunları öğreneceğiz önümüzdeki günlerde ama. Sevgili izleyiciler, Ümit Zileli'nin tabiriyle balon safralarını atıp yükselmek için safralarını atar dedi ama o balon da atmosferin belli bir yerine gelince patlar. Evet, patlar. Yani bunu da söylemeden edemedim. Yani ben niye balon dedim acaba? O yüzden böyle bir durum var. Peki bu durumu kurtarır mı? Ben yani bu durumu kurtaracak hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Söylemem gerekirse. Yani bunlar palyatif çözümler gibi görünüyor şimdilik. 15 yıllık iktidarın en olanaksız denilebilecek sürecinden geçiyor. Ama tabii bir de bir laf vardır sevgili seyirciler. Kendi düşen ağlamaz. Başkanlık ve başkanlık %50+1. Ben bunun için çok şey yapılacağını biliyorum, görüyorum. Neler yapılacağını büyük dehşet içinde izleyeceğiniz bir sürü senaryo görebiliyorum şu anda ama gene bizim büyüklerimizin, atalarımızın bir lafı vardır. Ne yaparsan yap kardeşim. Eğer hak vaki olmuşsa yoktur bu şey yani. Bu işin evet kurtuluşu yoktur. Aynen. Şimdi AK Parti en kötü dönemini yaşıyor dedik ama bunu zaten ekonomide görüyoruz. Halkın içinde görüyoruz, sokakta görüyoruz. Zamlar bu hafta herkesi derinden sarstı. Önce motorlu taşıtlar vergisiyle başladı. Tamam. Daha bunlar bir şey değil ki. Yolda olanlar var. Siz ne diyorsunuz? Bunlar daha ucu.
Yani ve orada bile insanlar nasıl bir infial gösterdiler. Şimdi de şöyle bir oyun. O oyun hep oynanır. Mesela emeklilere diyelim ki zam yapılacak. %1,5 yapar. Herkes ayağa kalkar. Ya baş, o zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı çıkar. Arkadaş, olmaz ya, %2,5 verir. Der tabii eviniz olur padişah, pardon sayın başbakanım denir. Hı hı. Böyle bir anda kahraman. Bak %1 de fazla, o %2,5 zaten hiçbir şeyi karşılayan bir durum göstermemesine rağmen. Böyle burada da aynı. İşte %40 diye, ya %40 insaf denilen bir şey var. Biliyor musun Türkiye bugün dünyadaki en yüksek dolaylı vergiyi kullanan ülke. Dolaylı vergi ne demek? Hemen kısaca söyleyeyim. Dolaylı vergi şu demek. Her şeye konulan vergiyi hepimizin eşit olarak ödemesi demek. Gel ben de, sen de, bizim kameraman arkadaş da, Vehbi Koç, Vehbi Koç öldü. Pardon, özür dilerim. Allah rahmet eylesin. Rahmi Koç da, ne bileyim ben, Ali Koç da, Sabancı da, hepimizin eşit olarak ödediği vergi dolaylı vergidir. Bir de direkt vergi, yani dolaysız vergi. Dolaysız vergi de insanların ödediği gelir vergisi, işte kurumlar vergisi vesaire. Bunlara da direkt ödenen gelir vergisi denir. Dolaysız vergi yani. Dünyada bunun şeyi şu. Dolaylı vergi %30 olur. Adaletli ülkelerde. %30'dur o dolaylı vergi. Dolaysız vergi %70'tir. Yani gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergiler. Bizim ülkemizde bu ne kadar biliyor musun? Birkaç sene önceki kadar %70'e %30 ters dönmüştü. Yani dolaylı vergi %70 olmuştu. Dolaysız gelir vergisi %30'du. Şimdi onu da geçti. Bu herkesin ödediği, eşit miktarda ödediği vergiler belki %80'lere tırmanmıştı. Bir ekonomist olmadığım için şu anda çok iyi bilmiyorum ama ufacık bir araştırmayla onu da çıkarız ortaya. Bu dünyanın en adaletsiz. Dünyanın barbar ve vahşi vergi sistemidir. Yani şimdi hele bu gelenlerle birlikte insanların nefesi kesiliyor. Biz çocukken alay ederken abi yapsınlar zaman yani araba kullanan kullanmayan belli olsun diye dalga geçerdik. Çocuk bu yaşa geldim hala aynı şey devam ediyor. Yani, maalesef. Ama bu kadar vahşi dediğim, barbar dediğim, son derece adaletsiz dediğim vergi sistemi bu şekilde yürürken, zamlar böyle yağmur gibi yağarken, başka bir şey vardı bugünkü Cumhuriyet'te. Neydi? Okuyayım sevgili izleyiciler. Sayıştay'ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın sadece temizlik masrafı ne kadar biliyor musunuz? Yıllık 2 milyon lira. 2 milyon. Sadece temizlik masrafı. İsterseniz sayayım size hizmetlerin ederlerini. Hizmet alımları 63 milyon 822 bin lira. Hani eski kafası eski parada kalmış olanlar için söyleyeyim. 63 milyon demek 63 trilyon anlamına geliyor. Saray mutfağı 1 milyon 216 bin lira. Hı hı. Ne yiyorlarsa artık ben de bilemiyorum. Hayır, ben temizliğe de takıldım. Ne nasıl bir kirdir pastır bu, böyle o kadar para harcanıyor ve temizlenmiyor. Bin küsur odalı. Her birine bir kadın koysan 1000 kadın eder. Hadi ikisine koysan 500 eder. Yani temizleyecek olan. Onun temizleme malzemeleri, bilmem neleri, camları, çerçeveleri, avizeleri. Bence bu oda meselesi de değil. Bu oda meselesi değil. Peki devam edeyim. Saray yardımı 4 milyon 226 bin lira. Sarayın temizliği biraz önce söyledik. 2 milyon lira. Sadece saraya hizmet eden araçların lastiğine ödenen para 728 bin lira. Yani hayatı boyunca çalışan bir işçi araba lastiği bile göremiyor. Yani 728 bin lira hayatı boyunca gören kaç kişi vardır Allah'ını seversen. Temsil ve ağırlama masrafları ne kadar derseniz? O da 31 milyon. 31 milyon. Para mı? Ya. Ve başka bir şey daha söyleyeyim, öyle bitirelim bu bölümü. Yani bu konuyu. Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamalarına ilişkin raporunda örtülü ödenek olarak biliriz biz halk arasında. Gizli hizmet gideri denir onun adına. O da gizlendi. Bu kalem 2015 yılında 150 milyon liraydı. 2016 yılını kapsayan rapora göre Erdoğan'ın maaşı 3 yılda %21 arttı ve 53.300 lira oldu. Yolluk gideri olaraksa 10 milyon 231 bin lira harcandı. Yolluk gideri, harcıra. Sarayın su tüketimi, ısıtma ve elektrik giderleri
internet aboneliği gibi harcama kalemleri ise bu raporda yer almadı. Onlar da yer alsaydı burada hepimiz kalp krizi geçirebilirdik diyebilirim. Evet. Ama ben bu konuyu burada kapatmayacağım. Israrcıyım. Buradan izleyicilerimize de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Enflasyon rakamları 13 yılın zirvesinde. Bu ay inanılmaz tavan yapmış durumda. TÜİK rakamlarına göre Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri %11.20 oranında ve bu rakamla da son 13 yılın zirvesinde. İşte bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan demin konuştuğumuz gibi vatandaşın cebindeki para nasıl eriyor? Dolaylı dolaysız vergilerle ne hale geliyor? Hayır, işte TÜİK %11 küsür diyorsa sen onun üstüne biraz daha koyacaksın. Yani ben onu kabul yani, değil diyorsunuz. Yani o hiç ben öyle hani bir laf vardır. İstatistikler yalan söylemez. Ama siz istatistiklere istediğinizi söyletebilirsiniz. Bu konuda TÜİK çok başarılı. O yüzden söylüyorum TÜİK eğer öyle diyorsa siz biraz marjı genişleteceksiniz. Şimdi onunla ilgili de mazeretleri zaten hemen sıralamaya başlamışlar. Geçen yılın Eylül ayına göre enflasyon %0.18 daha düşüktü. O yüzden böyle bir oynama var gibi bir şey ifade kullanılıyor. Okulların açılması etkili oldu. Malum herkes alışveriş yapıyor vesaire diye. Tabii bunların hepsi mazeretler. Şey yapıyorlardı işte pimpon topu koyuyorlardı. Tabii. Bilgisayar çıktısı koyuyorlardı. Bilmem ne koyuyorlardı. Böyle abuk subuk şeyler koyuyorlardı hani. Bir ara sivri biber vardı. Herkes her gün böyle kalkar sabah hemen koşar pimpon topu almaya. Evet. Değil mi öyle değil midir yani? En büyük alışkanlığımızdır. En büyük alışkanlığı pimpon topu. Milletçe çok severiz biz tenis pimpon topunu. Tenis topu ondan sonra. Tabii yani o şey bakarsınız şey o enflasyon sıralamasına giren o ne derler ürünlere bakarsınız. Evet. Yahu ürün dediğin zaman bizim aklımıza ne gelir? İşte beyaz peynir gelir, zeytin gelir, domates gelir, yok ne bileyim işte meyve gelir bilmem tenis topu. Badminton topu bilmem ne diye gülüyorum sidirimden gülüyorum. Gerçekten biz bunu çok eleştirdiğimiz zaman da ne var yani ya bu ülkede pimpon topu da mı şey evet. olmayacak diye karşı çıkan arkadaşlarımız bile tabii, olmuştu. Biraz ironik oldu sevgili izleyiciler kusura bakmayın rakamları da yan yana koyunca böyle gerçekten insanın sinirlerinin bozulmaması mümkün değil. Ve bir not daha söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Tabii biz ekonomist değiliz ama bilgi mahiyetinde bunu da size paylaşalım. Türkiye'nin dış borçları 14 yıl sonra milli gelirin yarısını aştı. %51.8 de bunu da rakam olarak buradan belirtelim, söyleyelim. Bu tehlikenin niye bu kadar büyük olduğunu bize anlatan kim aslında? Önce işte bizim ekonomiden sorumlu bakanlarımızdan neydi? Mehmet Şimşek. Sonra bizzat Sayın Cumhurbaşkanı daha dün sanıyorum yaptığı bir konuşmada şey diyor. Altınlarınız diyor yastık altında bir işe yaramıyor. Çıkarın devlete bunları şey yapın. Yardımcı olun, ekonomiye destek olun biz diyor. Biz bunlarla ilgili biz ne yapacağımızı size gayet iyi anlatalım. Bakan da şey diyordu zaten işte tahvil çıkaralım. Bu tahviller sizin elinizde oldukça sene sonunda alacağınız faiz demiyordu ona. Başka bir şey söylüyor. Kar payı gibi bir şey söylüyor. Faiz demek cıs biliyorsun bu arada. O yüzden. Tabii. Kar ama bir kişiye cıs, bir kuruma cıs değil. Diyanet işlerine. Ya, onu şimdi oraya geliyoruz o yüzden. O diyor altınıza karşı aldığımız altına karşılık size vereceğimiz diyor. Kar payı da altın olarak. Başka bir şey olarak değil. Yine altın olarak şey yapacağız. Siz böyle gayet güzel kazanacaksınız. Peki ne kadar kazanacaklarmış? %2.2. %2.2. Ben şeye baktım, sordum ki %2.2 çok düşük göründü benim gözüme. Çünkü altının bir de iniş çıkışı çok farklı boyutlarda tezahür de edebildiği için %2.2 dedim bu halk bunu buradan çıkarmaz valla. Daha fazla olması lazım diye düşündüm açıkçası ama. Bakalım göreceğiz. Tabii. Yine Maliye Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Yani ekonomide kötü gidişe bir çözüm bulmak lazım. Fabrikaları, işte kamu taşınmazlarını satacağız diye. Böyle bir ifadesi vardı. Bunu da söylemiş olalım. Ben bu ifadeyi olalım. Tam yaklaşık 40 yıldır falan duyuyorum diyelim. Çocukluğumdan beri duyarım bunu. Almanya. Satıla satıla da bir şey kalmadı zaten. Hayır, o kamu taşınmazları ama arabalar öyle değil. Almanya,
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri halinde biliyorsun. Evet. Bütün o bizim en büyük Türk büyüklerinin altında olan o Audi'ler. Sanayisi efendim, en güçlü. Sanayisi en güçlü. Audi'ler, Mercedes'ler, Passat'la ya Volkswagen'ler hepsi Alman. Almanya'da devletin kullandığı araba miktarı 22 bin. Bizde ne kadar? 122 bin. İnanılmaz. Biz çok zenginiz tabii. Koskoca Almanya kendi arabasını bile kullanamadığı için biz onların arabalarını kullanıyoruz. Herhalde böyle bir şey olması lazım. Yoksa yeniden niye uçak alsın Sayın Cumhurbaşkanı? Bakın bir uçak daha alındı Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bu seferkinden ne, nasıl bir uçak onu tabii bilemiyoruz henüz. Artık binen bizim yandaş takım anlatırlar herhalde bağlandıra. Biz de bir öğreniriz. Yani bir galiba A300 türü bir Boeing kullanıyordu Sayın Cumhurbaşkanı. A330. Bu herhalde bu A389 mu? Ne bileyim içinde... Nasıl bir donanıma sahip? Ne bileyim ben de anlamadım. Yani neden o uçaktan vazgeçildi de böyle yeni bir uçak alındı milyarlarca lira ödenerek? Ben anlayabilmiş değilim ama anlayan vardır. Mutlaka anlatacaktır. Biz de öğreneceğiz. Sayın halkımıza buradan aktarırız aradaki farkı, ne fark olduğunu. Yani. Onlar da bize yine vergi olarak geri döner. Pardon. Sustum efendim. Yorumu peki, size bırakıyorum. Yorumu yaptım zaten. Evet. Bundan sonrası sustum. Evet. Şimdi malum bu konuda müthabız. Bitirdik bu konuyu. Bitirdik bu konuyu. Yani bu konu bitmez ama. Daha ilerisi ileride daha çok şey yapacağız. Evet. Şimdi biz aslında Diyanet'e gelelim. Evet. Değil mi? Diyanet'i konuşmamız lazım. Yani onu söylemeden olmaz. Olmaz. Bakın bu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 17 bin küsur personeli olan yıllık şeyi ne kadardı? 7 milyar ya da 8 milyar. Pek çok bakanlığın bütçesinin dolara, çok üstünde bir bütçeye sahip olan. Bütçeye sahip olan bir kurum. Ve bu kurumda neler yaşandığını, neler olduğunu biz zaten programımızda sürekli anlatıyoruz. İşte o Diyanet, Sayıştay tarafından hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 2016'lı bir denetim raporu ile ortaya çıkmış ki, bu Diyanet, hani bu faiz günahtır, faiz haramdır, faiz el yakar, faiz cehenneme götürür gibisinden bize ahkam kesen bu Diyanet meğer kendi parasını faizde tutarmış. Bak bak bak. Vallahi ben söylemiyorum şey söylüyor. Sayıştay söylüyor. Diyanet'in dinen ne, ne kadardı rakam? Söyleyeceğim şimdi. Diyanet'in dinen haram olarak kabul edilen faizden bir yılda 255 bin Türk lirasını kasasına koyduğu ortaya çıkmış. Ayrıca Diyanet sadece bu yeni bir şey değil. Mesela Diyanet 2015 yılında da 197 bin lira faizi atmış kasaya. Hani bu günahtı? Hani elin yanardı? Değilmiş demek hani ki. Hani dilin yanardı? Hani bilmiyorum artık yani kira gelirlerinden 2 milyon 884 bin lira, bağışlardan 10 milyon 435 bin lira, para cezalarından 104 bin lira ve özel gelirlerden de 4 milyon 460 bin lirayı kasasına koydu. Bunlar gayet güzel faize gönderildi. Faizden sonuçta da 255 bin lira haram para kasaya konuldu. Şimdi ben buradan Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na sormak istiyorum. Efendim bu günah mıdır, mübah mıdır? Hı. İslami kurallara göre. Ya da Diyanet'in danışma hattına mı sormamız gerekiyor bunu? Danışma hattına sapıklar soruyorlar genellikle. Onun için ben, tamam o zaman ben direkt. Diyanet'e soruyoruz biz direkt açık mektup halinde soralım. Evet. Başka türlü açık, olmaz. Açık mektup halinde sormuş olalım bunu. Olalım, aynen aynen. Efendim şimdi gelelim ilk bölümün yavaş yavaş sonlarına gelirken Irak'taki gelişmelere. Aynen. Malum referandum oldu ve ardından tam bir hafta geçti. Ama bir haftadır da bir sakinlik var sanki. Öyle görünüyor. İşte geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson konuşmuştu. Referanduma karşıyız ama çok ağır yaptırımlarda da bulunmayacağız dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz çıkardınız ortaya. Ne olur? Şu görüntüleri bir görelim de ondan sonra konuşalım bunun üstüne. Ne dersin? Evet, evet, evet. O görüntüleri izleyelim. O görüntüler, hiçbir şey söylemeden görüntüleri bir görelim önce. Evet.
Hani arkadaşlar tren, hazır mı görüntü, tren o görüntü. Trenlerle yardımın gittiği görüntü. İlk defa Halk TV ekranlarında bu görüntü yayınlandı. Sesimiz duyuluyor mu? Herhalde duyuluyor. Evet, sesiniz duyuluyor. Şimdi bu şu tren an nereden gelir, nereye gider? Evet. Bu tren... Bakın Amerikan bayrakları evet. Üstünde. İşte görüyorsunuz. İşte bu, tanklar. Tabii. Ve büyük bir koruma altında. Arkadaşlar bu görüntüyü geniş açı gösterebiliyor musunuz? Boyutunu görmek için. Var mı öyle bir görüntü? Olması lazım elimizde. Tamam. Yani bu Irak derken yanlış anlaşılmasın. Bu Barzanistan'a gidiyor değil evet. mi? Evet. Barzanistan diyoruz artık oranın adına. Barzanistan'a burada sadece bu tankları görerek yanılmayın. Hı hı. Çok yüksek miktarda içecek, yiyecek... Değil mi? Evet. O tür yardımlar pek çok şey de var. Pek çok şey de var. Ne zaman bunun tarihi ne Tuğba? Bu yeni bir görüntü. Çok yeni bir görüntü. Evet, çok yeni bir görüntü. Yani tam da Barzani'nin memleketine bir ambargo uygulanması. Evet. Sınırların kapatılması ve hiçbir yere ulaşamamaları. Söz konusuyken Amerika bu yardımı oraya gönderiyor. Yani siz hiç merak etmeyin, siz uzun süre dayanabilirsiniz. Zaten o arada da tavsar bu ambargolar. Hiç merak etmeyin mi demek istiyor acaba? Görüntü bana onu anlatıyor. Şimdi bu görüntülere bakınca takvim olarak da şuna denk geliyor sanki. Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşürken demek ki bu tanklarda böyle hazırlanıyormuş bu yardımlar. Evet. Adamlar zaten bu konuda son derece artık yetkin duruma geldiler. PYD'ye yani PKK'nın Suriye'deki koluna bin küsür daha da fazla tırlarla o silahları vesaireleri gönderirken öğrendiler tabii işi. Hı hı. Şimdi tabii ki Irak Barzani'ye de böyle gayet güzel yardımları şakır şakır göndermeye devam ediyorlar. Şimdi bu iş nereye varacak? Türkiye'yi hangi tehditler bekliyor? Ne olacak? Şimdi çok sanki olumlu bir tablo varmış gibi açıklamalar yapılıyor. Hiç öyle bir şey yok. Artık eskisi kadar yani devlet düzeyinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlar yine öyle konuşanlar var. Artık ilişkilerin normalleşebileceği yönünde eskisi kadar sert çıkışların olmadığını, işte referandum oldu ama ne oldu? Orada bir Kürdistan kurulmadı söylemleri var. Bir nevi gaz alma. Evet. Konusu. Ha, ancak siz kabul ettiğinizi beyan ederseniz perde arkasında da dahi olsa zaten bu bir takvimdir. O takvim içinde işte önce bağımsızlığın ön adımları atılır. Sonra pazarlıklar başlar. Sonra tabii ki öncelikle Bağdat hükümeti yani merkezi yönetim razı edilmeli. Merkezi yönetimi çünkü şu anda hiç öyle bir durumu yok. Razı olması demek petrolleri bu tarafa bırakmak anlamına. Böyle bir şey hiçbir şekilde öyle bir şey mümkün yapmayacaktır. Değil. Tabii Kerkük'ün yanında Musul'un durumu ne olacak? O çok önemli. İkisi de petrol yeri bunların. Peki kimde kalacak bunlar? Kim bunları işletecek? Kim ne yapmıyor? Önemli olan o. Öbür tarafın hepsi... Şimdi bugün onunla ilgili açıklamayı Sayın Bahçeli yaptı grup toplantısında. Bugün grup toplantısı vardı. Dedi ki 81 il, 81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul dedi. Bahçeli der. Yani Bahçeli'nin demesi maalesef realitede olan şeyleri değiştirecek bir şey değil. Bahçeli istediği kadar konuşabilir. Ne güzel bak 81 ilimiz vardı. 82 Kerkük, 83. Keşke olsa. Keşke insan olur mu canım burada, bak Türkiye'de bunları istiyor diye verse. Ama asıl bence vurgulanması gereken şey Sayın Bahçeli'nin söylemlerinin aslında hiçbir şeye yaramayacağı. Tam tersine kendince olumlu bir açıklama yaptığını düşündü demek ki. Hayır. Ama bunun tam tersine başka kaosları kendi içinde yaratacağı çok ortada. Evet dediğiniz doğru, çok da kale alınacak bir zaten şey ortada değil. Kale alınacak bir parti olup olmadığına dair de söylentiler var biliyorsunuz. Yani artık bu parti kalmadı diyenler de var. Artık partinin son derece küçüldüğünü söyleyenler de var. Bunun karşılığında... işte
Bahçeli ve yanındaki kişilerin canhıraş konuşmaları, açıklamaları vesaire, ama hiçbir şekilde realitede hiçbir şey bozmuyor bunlar. Bunların bir şeyi de kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ağırlığı da kalmadı. Ağırlığı ve ciddiyeti de kalmadı açıkçası. Şimdi bütün bu görüntüleri izlerken aklıma başka bir soru daha geldi. İşte 11 milyarlık uçak aldık değil mi? Az önce konuştuk. Şimdi evet, o uçağı aldıysak niye bunlara müsaade ediyoruz? Bunlara müsaade ediyorsak o uçağı niye aldık? Böyle insanın kafasında deli sorular, deli denklemler düşünmeden edemiyor. Tabii ki edemiyor. Yani biraz önce söyledik işte. Türkiye bence yakın tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinin içinde debeleniyor. Hı hı. Ve hala insanların altınlarına kadar göz dikilmiş, onlar isteniyor. Ama diğer taraftan inanılmaz bir şekilde başka şeyler yapılıyor. Yani başka bir yere atlıyormuş gibi olacağım, aslında birbiriyle çok ilişkili. Geçen gün komutanlara her şeye hazır olun diye bir talimatı vardı Cumhurbaşkanı'nın. Onlar da hazırız dediler. Ne var, neye hazırsınız? Her an her şey olabilir, hazırım. Nedir? Eğer bu halk bilmeyecekse kim bilecek? Yani Kongo'dakiler mi bilecekler? Bu halk bunu bilmek, yani en azından ipucunu bilmek. Yani tamam, bazı şeyler gizlidir, hemen açıklanmış. Ama insanlar da nereye gittiklerini, hangi felaketlere doğru gittiklerini, hangi felaketlere karşı savaş vereceklerini, öyle ya da böyle, illa ordunun savaşından bahsetmiyor. Her türlü bütün insanlığımız, bizim insanlarımızın savaşından söz ediyoruz. Bunların hiçbirisini söylemeyeceksin. Ondan sonra dönecek, çıkacak, kalkacaksın. Otoya %40 zam, benzine şu kadar zam. Benzine her gün zam geliyor. Mazota her gün zam. Ve bunların her birisi iğneden ipliğe zam anlamına geliyor. İnsanlar ağlıyorlar Tuğba. İnsanlar resmen feryat ediyorlar. Üreticisi feryat ediyor, emekçisi, işçisi, memuru. Ama yani bir yer var, bir yere kadar gelir. Var istihap haddi diye de bir şey var. Sen bunu nasıl görmüyorsun? Nasıl bu insanlara bu kadar acı verici şeyleri gayet olağanmış gibi anlatıyorsun? Ben de bunları anlamıyorum açıkça söylemem gerekirse. Anlıyorum evet, da anlamıyorum. Şimdi tabii bütün bu konuştuklarımıza bakınca aslında fotoğraf şöyle büyük olarak önümüze geliyor. Neyin ne olduğu aslında anlaşılır gibi. O referandumda biliniyordu, defalarca ertelendi vesaire. Belki iki ay öncesinden diplomatik ilişkilerle çözülebilir bir noktaya gelinebilirdi. Hayır, bu o günlerde de biz burada yine o samimiyeti tartışıyorduk, evet, tartışıyor, bu samimiyetin olup olmadığını konuşuyorduk aramızda. Ne sizlerle paylaşıyorduk. Hiçbir şey yapılmadığını biliyorduk. Hiçbir şey yoktu. Bugün de buna benzer şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Keza İsrail devrede bu konuda. Yani bu konuyla ilgili konuşulacak çok şey var ama son dakikalarımız, ikinci bölümde de eğitim dosyasını açacağız. Eğitimle evet, ilgili de yeni gelişmeler var sevgili izleyiciler. Araştırmacı yazar Mustafa Solak konuğumuz olacak ikinci bölümde. Ona soracağız. Bakalım son durum nedir? Kendisinden öğreneceğiz. Anlatacak bir şey. Evet, neler eklendi, neler çıkarıldı? Ben artık ben aciz içine düşmüş vaziyetteyim. Beynim lapaya döndü. TEOK diye bir şey çıkardılar. İki sene uyguladılar. O bakan o zaman kahraman ilan etmişler. Şimdi neredeyse hain ilan edecekler. Eski Milli Eğitim Bakanı'ndan söz ediyorum. Nabi Avcı. Hı hı. Şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı olup eskiden Savunma Bakanı olan muhterem zat. Şahane bir şey bulduk diye. Ne buldun kardeşim? TEOK'u kaldırdık. Yerine yine TEOK getirdiler. Ama bu sefer test yok, ucu açık soru denilen, evet, sen cevap i̇şte her sene sınav ve bir tane de yazılı sınav olacak. Orada başka bir şey var. Asıl oranın şeyi şu. %5-10'luk bir kesim iyi okullara gidecek. Altta kalan bütün kesim adrese dayalı sistem. Adrese dayalı sistem nereye götürüyor? Yoğun tiplere götürüyor. Bir güruh yaratmanın, bir bilmeyen, anlamayan bir toplum yaratmanın en ucuz yolu. Bunda da ben iddia ediyorum. Eğitimci de değilim. Ben bir gazeteciyim. Ama iddia ediyorum, biraz sonra da soracağım. Mustafa Solak gelecek buraya, diyeceğim. Bu ne demek istiyor? Bak bakalım ne diyecek Mustafa Solak. Evet. Bence büyük ihtimalle bu söylediğinize yakın şeyler. Çünkü işte haberlerde görüyoruz. Okullara duvarlar örülüyor. İmam Hatip ve normal okullar arasına. İşte normal okullara Kur'an kursu dersi konuluyor. Diğer okula, yani İmam Hatip okuluna
TEO hazırlık, işte şu anda neyse artık o sistem ortada olmadığı için ifade edemiyoruz. Adını bilmediğimiz bir sistem. Ne kötü bir şey ya. Düşünün, evladınız var, torununuz var, çocuğunuz var. Ya göndermek var. İstemiyorum. Göndermek bak, istemiyorsunuz. Aileler göndermek için açık liselere kaydediyorlar çocuğu. Evet. Ya bu kadar acıklı bir şey olabilir mi? Sen kimsin, ne hakkın var? Diyoruz, şimdi diyor ki adrese dayalı, çok güzel, kendi yakınlarındaki yok. Kendi yakında okul kalmamış. Hepsi İmam Hatip. Evet. İstemiyor. Mecbur mu? Mecbur değil. Bunu AKP'nin kurucusu Ayşe Böhürler vardır. Hı hı. Şimdi Yeni Şafak yazıyor. Ayıptır, günahtır diyor. O bile dayanamamış. Yani böyle diyor, insanları zorla diyor oralara kanalize etmek. Ne demek, ben bunu anlayamıyorum diyor. AKP'nin kurucusu anlayamıyor. Kalmış ki biz anlayalım. Ama biz anlıyoruz tabii. Evet. Bir yemeyen, içmeyen, anlamayan, biat eden bir toplum olarak. İşte bu, bunun sistematiği nasıl gelişti, nerelerden nereye geldik? Efendim ikinci bölümde Mustafa Solak'a soracağız. İkinci bölümde komple eğitim dosyasını açıyoruz. Konuşulmayan ne varsa, bilmediğimiz ne varsa burada konuşacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.